Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den Pendik'ten herkese merhabalar efendim. Hepinize hayırlı cumalar. Bir haftayı daha devirdik, geride bıraktık. Haftanın son günde bakalım 50.000 TL'nin sahibi kim olacak? Merakla bekliyoruz. Ama onun öncesinde Hataylı yarışmacımız Firdevs Hanım yarışacak. Kendisi heyecanlı 6 aylık yeni gelinimiz. Kocam da kocam diyor. Bakalım kocasına yaptığı güzel yemekleri bugün bizlere de yapacak mı? Herkes hayat hikayesini de merak ediyor. Hazırsanız heyecanlı, azimli yarışmacımız Firdevs Hanım'ı kısaca bir tanıyalım, buyurun. Bugün programımıza Hatay Antakya'dan katılan yeni gelin Firdevs Hanım'a konuk oluyoruz. Çok ama çok heyecanlı. Haftanın finali için biz hazırız. Ben Firdevs. Hatay'dan, Antakya'dan geldim. Evliyim. Yeni evlendim. Çocuğum yok henüz. 28 yaşındayım. Ev hanımıyım. Aydın, 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 günaydın. Tenaydın. Aydın, 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 günaydın. Tenaydın. Evet efendim, enerjik yarışmacımızla bir günü daha başladık. Günaydın da siz. Günaydın. Nasılsınız hanımcığım? İyiyim, teşekkür ederim. Kadir Bey, siz maşallah nasılsınız? Ya işte gençliğin vermiş olduğu enerji, inanır mısın? Ay, evet. Bu hafta bir kapı açtılar. Yani sanki yeni uyanıyormuş gibilerdi. Gerçekten ya mi? Işte, ya işte gençlik, enerji. Gençliğin enerjisi böyle bir şey. Ay, İnşallah evet. Mutfakta da, temizlikte de aynı enerjiyi görürüz. Evet. Hazır mısın Firdevs? Haftanın çok son günü. Evet. Herkes dolu, evet. Yorgun, bitkin. Evet. Bu fırsatı kullan. Al puanları. Sonuna kadar kullanacağım. Hadi bakalım. Sen biliyor musun Firdevs motor çılgınıymış. Biliyordum. Aa, biliyor muydun? Peki sen beyefendinin motorunu biliyor musun? Evet, gördüm. Bugün gördüm böyle motordaşlar, artık sohbet edersiniz motorla ilgili. Ederiz tabii. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Evi şöyle bir gezelim hızlıca, bir göz atalım. Firdevs de evini bir görsün. Hanımefendi biliyorsun Hatay'da konteynerde yaşıyor. Evet. Yeni evli eşiyle konteynerdalar. Evet. Normalde evini dizmiş miydi? Depremden sonra mı evlenmiştin? Hiç dizemedim Kadir Bey ben. Ne yaptın eşyaları? Eşyalar yok. Konteynere göre aldın eşyaları. Aynen aynen. Konteynerde küçük küçük eşyalar. Hanımefendi 50 bini kazanıp kendine çeyiz yapacak. Evet. Hadi be inşallah. Allah kendine göre versin. Yeni gelirsin. Güzelce diz evine otur güzelce. Allah i̇nşallah nasip etsin sana inşallah. O konteynere girene kadar daha neler var Firdevs'te hikaye. Onları da dinleyeceğiz. O yüzden sakın ekran başından ayrılmayın. Mutfağa geçelim mi? Buyurun. Hadi buyur Firdevs'ciğim. Bugün benim günüm. Çok eğlenceli geçecek. Herkes eğlenecek. Çok güzel lezzetli yemekler yiyeceğiz. Hiç tartışma falan olmayacak. Çok harika bir gün olacak. Bugünlük Firdevs Hanım'ın mutfağı. Şanslısı evet. Firdevs mutfak çok güzel evet, cidden. Evet harika, özlemişim ya. Temize de benziyor. Falan. Yok yok, gayet güzel. Allah sana daha iyilerini nasip etsin inşallah. En kısa zamanda amin amin, Allah gönlüne göre versin. Peki annenlerin ev ne oldu Firdevs? O mu bunun altı bayağı tozlu? Annenin ev ne oldu? Yıkıldı. Komple gitti mi? Evet, eşiminki de, benimki de. Ha, eşin annesi tarafı da komple evet, gitti. Evet, o eşya, da gitti. Eşya meşya hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Sıfırdan. Evet, sıfırdan. Onlar da sizinle birlikte sıfırdan ev düzecekler. Evet. Kadir'cim bir de garip bir olay var. Siz annenizle beraber kalıyor musunuz konteynerde? Evet. Ha, sizinkiler ayrıydı değil mi? O gün bahsetmiştin. Evet, bizimkiler ayrı. Siz evlenince anneniz sizi terk eden babanızın yanına dönmek durumunda kalmış. Evet, ha, evet. Öyle bir olay vardı. Terk etme evet, olayı mı vardı? Evet. Kaç sene sonra bir araya geldiler? Vallahi 4 sene sonra bir araya geldiler. Ve tek sebebi de senin yeni evli oluşun. Evet. Ve siz bu duruma karşısınız. Niye karşısın? Evet. Ya ben karşıyım, çok üzüldüm. Çünkü annemi çok üzdü babam. Ya ben istemiyorum tekrar. Yani birlikte mutsuz mesela olacaklar. Annen ama... babanın yanına giderken sen karşı çıktın mı? Anne gitme. Tabii ki dedim, anne gitme, ne olursun, ne yapacaksın orada. Ama sen de yeni evlisin Firdevs. Yani eşinle baş başa oturmak istersin, vakit geçirmek istersin. O da öyle söyledi annem. Ben dedim ama olsun anne, hani biz dışarıya çıkarız falan. O da dedi ki nereye kadar dışarı çıkacaksınız? Kadın biliyor. O da doğru, orası da var şimdi. Kadın bir yerde kendini feda etmiş. Aynen, ama belki araları ısınır. Belki ısınır diyoruz ama hiç öyle bir yok. Aynı evin içinde yine ayrılar mı? Yani ayrı ayrı. Ayrı. Zaten küçük konteyner ne kadar ayrılabilirler ki? Yani bilmiyorum. Önemli olan annem mutluysa mutludur artık. İşte mutlu olsaydı sorun olmazdı. Mutlu değil. Değil. Hep kafasında bir şüphe. Belki bir zaman geçtikten sonra anneni geri alırsın yanına. Umarım evimiz olursa muhakkak annemi. Eşin evet, kabul eder mi peki? Eşim tabii ki kabul eder. Hayır. Eşim de dedi zaten. Çok iyi bir eş bulmuşsunuz. Maşallah. Evet evet evet, o yüzden. Ama Firdevs de çok iyi. Bak evet. Az çok yüzünden yani o içindeki saflık yüzüne vuruyor, temizlik yüzüne evet, vuruyor. Bir fesatlık yok Firdevs'te. Aynen, aynen. Peki o zaman ben salona geçeyim, sen direkt yarışmacıları al gel. Tamam. Bak böyle dedim, bir de masada içinden bambaşka bir Firdevs çıkıyormuş. Yok ya, ben bir haftadır bundan muzdaribim zaten. Ya puanlarını da bilmiyorum. Bir de herkesi 2-2 malan bastıysan Firdevs yaptım çıranı. Hadi salona gidiyorum, al sen hadi milleti. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.